Lisede Müzik'ten herkese merhaba. Müzik ve eğlence dolu yeni bir yolculukta yine sizlerle beraberiz. Bu bölümde eğitim tarihimiz açısından oldukça önemli bir yere sahip okullarımızdan Bursa Anadolu Kız Lisesi'ndeyiz. Sizleri birbirinden yetenekli gençlerin heyecanlarını ortak etmek için adeta sabırsızlanıyoruz. Hazırsanız Lisede Müzik başlıyor. Smooth, and the sun like the ocean, another moon.
alkışlarla ve harikulade bir eserle açılışını yaptı. Müthiş. Gençliğin enerjisi şahane. Hemen şöyle ekibimizi tanıyalım. Merhabalar efendim, isimleri alabilir miyim? Aybüke, Cansu. Neler yapıyorsunuz? Şöyle bir ekibinizden bahsedebilir misiniz? Nasıl bir araya geldiniz? Liseye başladığımızdan beri zaten orkestrası olduğunu biliyorduk bu okulun. Sonrasında işte hocalarımızın yönlendirmesiyle, bizim isteklerimizle bir şekilde çalışmaya başladık beraber. Ekibimizin bir lideri var mıdır? Ben. Mikrofon doğru yere. Çok güzel, mikrofon doğru yere gitti. O zaman bir de senden dinleyelim. Okula ilk başladığımızda işte müzik sınıfında hani bando seçmeleri, orkestra seçmeleri gibi bir şeyler oluyor. Hocalarımız gözlerimizdeki ışığı görerek böyle bize teklif ediyorlar, hani böyle bir ekibimiz var, girmek ister misiniz diye. Bu şekilde toplanıyoruz. Çok güzel. Herkes sınıf arkadaşı mı? Yok, değil. Bazılarımız 12, bazılarımız 11, bazılarımız 10. sınıf. Tamam. Ekibin en eskisi kim peki? Ben. O yüzden de liderim ben. Tamam. Peki bir şey soracağım. Yani çok güzel bir cover yaptınız. Carlos Santana'nın Smooth şarkısını coverladınız. Başka bu tarz çalışmalar yapıyor musunuz? Evet, yaptığımız çalışmalar var. Zaten liseler arası müzik yarışmalarına da katılıyoruz. Orada işte Adagio olsun, Play That Funk olsun, geçen yıl Sessiz Gemi çaldık mesela. Çeşitli şeyler yapıyoruz. Çok güzel. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben 2 yıldır bu programı sunuyorum. Programımız zaten 2 yıllık. Ben bayağı bir ekip dinledim. Hepsi birbirinden kaliteliydi, hepsi birbirinden iyiydi. Siz de o ekiplerden birisiniz. Hatta benim ilk üçüme giren bir ekipsiniz. Sizin için şöyle güzel bir şey söyleyebilirim. Siz ayrıca sahne yapıyorsunuz. Yani bayağı sizin bir sahneniz var. Biz bayağı sizin konserinize gelmişiz gibi hissettik. Diğer ekiplerde de bu vardı ama sizde biraz daha böyle bir parlaklık var. Yani bu nereden, bu enerji nereden geliyor? Öncelikle onu merak ettim ben. Ya hepimizin kız olmasından kaynaklanıyor. Gerçekten kızların gücü ve müziğin gücü birleşiyor. Bence siz çok iyi arkadaşsınız. Bence ondan da kaynaklanıyor. Ya orkestra dışında da hep beraberiz zaten. Okul dışında da öyle. Böyle doğuyor. Peki hiç Bursa'da sokak müziği yapmayı düşündünüz mü? Bence bir gün yapsanız zengin olursunuz bak. Bir gün yapın zenginsiniz. Ertesi gün zenginsiniz. Yani yoldan her geçen bir izle, Allah Allah bu nasıl bir grup ya falan deyip bir oturur izler yani. Evet, onu da düşündük ama yapamadık. Yaptık ama para kazanamadık ya. Hiç kimse para vermedi. 1 lira yok, bile kazanamadık. Gerçekten hiç düşünmedin ya. Yani mesela sen bir organize etsen, bir gün çıksan. Desen ki arkadaşlar şu parçaları çalacağız. Bakalım yani halkın tepkisi ne olacak? Dinleyecekler mi? Nasıl tepki verecekler? Çok düşündük. Çok meyillendik ama olmadı. Aynen. Belki bir gün. Bence bu fikri her zaman bir aklınızda tutun. Ben çünkü çok beğendim. Biz ekip olarak bu grubu çok beğendik. Kimleri dinlersiniz peki? Aslında çok geniş bir yelpazeye sahibiz. Yani Türk sanat müziğinden tutun, caz, R&B tarzı da dinliyoruz sürekli. Bence kaliteniz de sizin oradan geliyor yani. O müzik yelpazesinin çok geniş olmasından dolayı geliyor. Sen kimleri dinlersin? Kimleri dinlerim? İşte Cem Karaca olsun, Şebnem Ferah olsun. Ya her şey. Çok geniş bir yelpaze gerçekten. Tamam. O zaman şimdi bir müzik arası versek, ortaklaşa şöyle ekipçe bir karar verelim. Ne çalalım sizin için? Barış Manço'dan bir şey olur. Barış Manço'dan olur. Tamam o zaman. Hepimizin ortak kararı mı? Daha yüksek! Çok daha yüksek! O zaman lisede müzik Barış Manço'yla devam ediyor. Kısa bir müzik arasından sonra okulumuzun bahçesinde gençlerle sohbetimize devam ediyoruz. Senden başlayalım. Merhaba, ismini öğrenebilir miyim? Merhabalar, ben Berra. 11. sınıfım. Neler yapıyorsun Berra? Bu okula başladığımdan beri 9. sınıftan itibaren bandoya başladım. Hocalarımız Aygül Hocam ve Mustafa Hocam bana 9. sınıftan beri çok fazla şey kattılar. Müzik anlamında, her anlamda olsun. Onlara öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu okul bana çok şey kazandırdı. Umarım benden sonra gelecek arkadaşlarıma da daha çok şey kazandırır. Çok güzel konuştun. Bir şey söyleyeceğim. Daha önce televizyona çıkmış mıydın? Hayır. Tamam o zaman bak, bütün Bursa'yı organize ediyorsun, tamam mı program? Ekran başına herkesi topluyorsun, söz mü? Bak ekrana bak, söz ver. Söz. Tamam. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Hayır, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, sen neler söylemek istersin? Önce kendinden bahset. Merhaba, ben Sude Nurşengül. 11. sınıf öğrencisiyim ben de. Ben de bandoda yer alıyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum. Türk sanat müziği ve halk müziği söylüyorum. Öğretmenlerim sayesinde kendimi geliştirdim. Onlara çok teşekkür ederim. Onların sayesinde buradayım. Bu kadar, teşekkür ederim. Çok güzel. Kimleri dinlersin? Kimlerin şarkılarını söylemekten hoşlanırsın? Yani büyük ustalarımızın Neşet Ertaş, Aşık Veysel dinlemeyi ve söylemeyi seviyorum. Çok büyük ustalar. Ruhları şad olsun gerçekten de. Şimdi de sana söz verelim. Önce kendinden bahsedebilir misin bize?
Merhaba, ismim Elif. 11. sınıf öğrencisiyim ben de. Ben de aynı şekilde 10. sınıftan beri bandoda yer alıyorum. Trompet çalıyorum. Ses gelişimimizde emeği geçen Mustafa Hoca ve Aygül Hoca'ya teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Peki biraz ekipten bahsedebilir miyiz? Çalışmalarımızın içerikleri neler mesela? 5 kişilik bir ekibiz. Herkes kendi üzerine düşen görevi yerine getirdi. Herkes kendi seslerine çalıştı ve sonrasında öğretmenlerimizle beraber birleştirdik. Öğle araları ve çıkışlarda beraber çalıştık ve böyle bir şey ortaya çıkacak. Tebrik ediyorum sizi. Peki şimdi sizden ne dinleyeceğiz biz? Samida'dan Bu Tepe Pul Tepe'yi seslendireceğiz. Ah, o zaman sahne sizin. Bu tepe, pullu tepe, nenni de yârim nenni. Su gelir sere serpe, eski de yârim hani dedi. De yârim hani altını bozdurayım nenni de yârim nenni gerdana dizdireyim eski de yârim hani ipek mendil değilsen nenni de yârim nenni cebi de yârim hani altındır alay değil nenni de yârim nenni gümüştür kalay değil eski de yârim hani kınamayına dostlar nenni de yârim sevdadır kolay değil eski de yârim hani. Şöyle güçlü bir alkış alabilir miyim ben? Teşekkürler. Ellerine, emeklerine sağlık. Seni tanıyabilir miyim? Ben Seray, 12. sınıf öğrencisiyim. Seray, müziğe nasıl başladın çok merak ediyorum. 7 yaşındayken gitar çalmaya başladım. Ama bir süre ara verdim. Şu anda da eğitim fakültesi müzik bölümü için hazırlanıyorum. Yani uzun süre ilgilendiğin o kadar belli ki. Şimdi ben de gitarla ilgileniyorum ve enstrümantal çalan insanlar hemen böyle kendini belli ediyor. Çünkü gitar incelikleri biraz enstrümantal müzikte yatıyor, öyle değil mi? Yani klasik müzikler daha zorluyor diğerlerine kıyasla. Çalışmalarıma böyle devam ediyorum diyorsun. Çok güzel. Peki okulda sene sonlarında yapılan çalışmalarda aktif bir rol oynuyor musun? Bir konserlerin oluyor mu? Yani elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Kendi gittiğim kursumda da yıl sonu konserlerine katılıyorum. Bu şekilde. Çok güzel. Okul dışında günlerin nasıl geçiyor peki? Bu sene sınava hazırlandığım için biraz yoğunum. Gitara, solfeje çalışmaya çalışıyorum.
Böyle ara sıra da müzik yaparak stresimi atıyorum diyorsun. Zaten şu anda yani harika bir okuldayız ve arkamızda da tarihi bir çeşmemiz var. Atmosfer burası şahane. Arkada dinleyicilerimiz var. Her zaman burada mesela kenarda biri gitar çalıyor, hep dinleyiciler bir yerde. Bir yerde başka biri, hop oradan dinleyiciler geliyor. Çok birlik beraberlik içerisinde bir okul. Okulun hakkında neler söylemek istersin? Bu okulda olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Çünkü müzik anlamında çok emek veriyor herkes. Bandomuz, orkestramız gerçekten çok çalışıyorlar. O yüzden yani böyle öğretmenlere sahip olduğum için de mutluyum açıkçası. Kendimi burada gerçekten geliştirebiliyorum. Peki kimleri dinlersin Seray? Yani gitaristlerden Anna Vidovic, Leo Brewer'in etütlerini çalıyorum genellikle. Ter Regan'ın parçalarını çalıyorum. Onları dinlemekten gerçekten çok keyif alıyorum. Ve yani genellikle rock da dinliyorum. Yabancı müziklerden de hoşlanıyorum. Bu aralar yabancı mı seviyorsun? Evet. Tamam, o zaman bir müzik arası versek bizden isteyebileceğin bir isim, bir parça var mı? Yani yabancı bir şarkı olabilir. Fark etmez. Seçerek çok fazla diyorsun. Yabancı bir parçayla devam edelim. Tamam o zaman. Lisede müzik yabancı bir parçayla ve alkışlarla devam ediyor. Kısa bir müzik arasından sonra yeni ekibimizle sohbetimize devam ediyoruz. Yanımda solistimiz ve piyanistimiz var. Önce piyanistimizle başlayalım. Merhabalar. Merhaba. İsmini alabilir miyim? Adım Asude. Biraz kendinden bahsedebilir misin bize? Biraz. 10. sınıfım. Müziği çok seviyorum böyle işte. Peki bu müziğe sevgin nasıl başladı? Ya annem ilkokulda bağlama kursuna yazdırmıştı. Oradan başladı, gidiyor. Sen aynı zamanda bağlama mı çalıyorsun? Evet. Harika. Peki piyanoya nasıl başladın? Piyanoya geçen yıl başladım işte. Çok sevdiğimi fark ettim. Başlayayım dedim. Ya piyano, yani bu okul sana piyano çalmayı kazandırdı diyebilir miyiz? Evet. Peki şimdi burası çok tarihi bir okul. Böylesine tarihi bir okulda okumak nasıl bir duygu? Okulunla ilgili neler söylemek istersin? Okulumuz çok güzel. Hem hocalarından tutalım öğrencilerine, yani çok samimi. Çok güzel gerçekten. Peki söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi biraz da solistimizle konuşalım. Merhabalar. Merhaba. Sen kendinden bahsedebilir misin? Adım Zeren. Bursa Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Zeren ne demek? Akıllı, zeki gibi bir anlamı var. Güzel bir anlamı varmış. Güzel bir isim gerçekten de. Evet, devam edebilirsin. Bu okulda gerçekten müzik eğitimi çok iyi, çok güzel, çok iyi şeyler öğreniyoruz müzik hakkında, başka şeyler hakkında. Okulumu çok seviyorum. Ne zamandır şarkı söylüyorsun peki Zeren? Bu okula geldiğimden beri eskin olarak söylüyorum aslında. Sana da yani bu okul sanat aşkını kazandırdı diyebiliriz yani. Elbet senin içinde varmış, onu dışarıya çıkarmışsın. Peki sen okulunla ilgili neler söylemek istersin? Biraz geleneklerinizden bahsedebilir misiniz? Burası çok tarihi bir okul çünkü. Evet, mesela her yıl mantı günleri yapılıyor. Mezunların geldiği. Çok eğlenceli. Bandomuz çalıyor orada da yine. Çok keyifli oluyor. Bu yıl yine biz de katıldık bandoyla beraber. Çok güzel. Çok güzel çalışmalarınız var. Ben ayrıca müzenize de bayıldım. Ya o tarihi okullarda genellikle böyle müzeler olabiliyor. Ama sizin müzenize bayıldım. Gerçekten de müthiş şeyler var içerisinde. Yani orayı elbet yani her gün gezme fırsatınız oluyor zaten değil mi? Evet, gerçekten biz de fırsatımız oldukça yeniden geziyoruz. Çok eski bir piyano var mesela. Çok güzel. Kameralar falan var. Çok gerçekten eğlenceli gezmesi. Keyifli. Çok güzel. Peki kimleri dinlersin? Kimlere? Eski rock gruplarını falan dinlemeyi çok severim. Var mı aklında bir isim? Ben de çok severim mesela. Beatles'tır, Pink Floyd'tır, The Doors'tır. Klasik ama Elvis Presley'i çok severim. Ben de çok severim. Peki şimdi bu güzel ekipten ne dinleyeceğiz? Ahmet Aslan, Minnet Eylemem. Tamam o zaman. Sahne sizin. Bugün buldum.
Şimdi çok ama çok özel bir ekiple beraberiz. Türkiye'deki tek kız bandosuyla beraberiz ve yanımda bandomuzun şefi var. Sözü ona veriyorum ben. Merhaba, ismim Ayşenur. Bursa Anadolu Kız Lisesi bandosunun şefiyim. Çok memnun olduk gençler. Bu arada hepiniz lisede müziğe tekrar tekrar hoş geldiniz. Şimdi biz çok özel bir ekiple beraberiz. Çok tarihi olan bir gelenek bu. Kuşaktan kuşağa yayılan bir gelenek. Bu bando takımından biraz bahsedebilir misin? Bandomuz as bando olarak yaklaşık 50 kişiden oluşmakta. Öğle aralarımızı ve çıkışlarımızı parçalarımızı seslendirerek ve çalışarak değerlendiriyoruz. Onun dışında 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim gibi törenlere katılım sağlıyoruz hep beraber. Bunun dışında boru trompet takımı olarak toplam olarak 100 kişiyiz. Peki ne zamandan beri bu gelenek var? Yani kuşaktan kuşağa ne zamandan? Benim bildiğim 1950'li yıllardan beri var değil mi? Evet, 67 yılında kuruluyor bandomuz. 67 yılından bu zamana kadar süre gelmiş. Peki biraz çalışma süreçlerinizden bahsedebilir misin? Evet, dediğim gibi öğle arası ve çıkışları kullanıyoruz. Öğretmenlerimizin de, iki müzik öğretmenimizin katkısıyla belirlediğimiz parçaları herkes kendisi çalışıyor onların da destekleriyle. Sonra hep beraber birleştiriyoruz. Sen nasıl şef oldun? Ben aslında biraz da arkadaşlarımın desteğiyle şef oldum. Sen yaparsın, sen de biz o potansiyeli görüyoruz diyerek beni yönlendirdiler. Peki söylemek istediğin başka bir şey var mı? Evet, bandomuzda ve çalışmalarımızda emeği geçen iki müzik öğretmenimiz Mustafa Alp ve Aygül Çakır'a çok teşekkür ediyoruz. Bir dakika, ben teşekkürle kalmayayım, böyle bir alkış alabilir miyim hocalarımıza? Gerçekten de çok fazla emekleri var. Bugün programımıza çok ama çok fazla renk kattınız. Bunda hocalarımızın sayesindedir. Evet, devam edebilirsin. Kesinlikle enstrümanlarımızın da bakımını onlar sağlıyorlar. Bizimle her şekilde ilgileniyorlar. Gerçekten gece gündüz demeden WhatsApp'tan olsun, burada olsun, çıkışlarını, öğle aralarını bize harcıyorlar. Gerçekten emekleri göz ardı edilemez. Teşekkür ediyoruz. Peki şimdi bu ekipten programımızı kapatırken hangi parçayı dinleyeceğiz? Mr. Leo, Bursa'nın ufak tefek taşları ve kızılcıklar oldu mu parçalarının patpurisi olan bir parça dinleyeceğiz. Tamam, o zaman programımızın sonuna geldik. Bu hafta neredeydik? Bursa'daydık. Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde birbirinden yetenekli gençlerle tanıştık. Haftaya yeni bir macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.
aslan. E bizi öldürmeye çalıştı. Ne? Kralımızı yerine aslana nasıl olur ya? Yok artık bu kadar da olmaz ya. Siz benim arkamda mı konuşuyorsunuz orman aynıları? Fare seni gözüm tutmadı. Karnım acı zaten. Bu akşam kemiğim sensin. Geçmiş olsun bakalım. Kolaydı zaten. Bir dahaki sefer